su tabancasına su doldurup annemi satarak uyandıralım mı? Begüm, ne yapıyorsun? Annem var ya, terk edin İstanbul'a döner. Tamam. Ama Begüm'ün kamera koyması müthiş. Hep beraber yan durmamız gerekiyor şu anda. Hoş geldik. Can I show you my skills? Yes, please. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldin. Çok ilginç bir video olacak ve komik. Herkes sevecek, ben biliyorum. Ondan sonra bu video aynı zamanda Seykor. Ne koy? Benim sevdiğim müzik koy. Müzik mi koyuyor? Evet. Tamam. Peki bir şey soracağım. Senin donun ne yapıyor burada aslan? Hadi gel, açılış yapalım. Ben yaptım. Tamam, ben yapmadım ama. Herkese merhaba. Bugün rekor kırdım. Erken kalktım. Sonra bir baktım kaplan ayakta. Sonra bir baktım aslan gizlice salona gelmiş. Beni kovalıyor. Sendin değil mi kapıyı açıp çıkan? Evet. Zaten sen değilsen annendir. İkinizden biri. Hanginiz çıktı kapıdan geldi buraya baktı bana? Ben bakıyordum ona. Biz eğlenceli bir şey oluyordu mu diye ona geri gittim. Ha, eğlenceli bir şey varsa kalktın. Yoksa kalkmayacaktın. Vay be, aslan bir bak. Neyse, aslanı kaldırdım. Şimdi kaplan aşağıya sahile, denize indi. Biz de aslanın en sevdiğimiz kahvaltı hazırlayıp güne başlayacağız. Güzel bir gün olacak. Aynı zamanda aslan da burada video çekiyor. Ve halen kayıtlı aslan. Yaklaşık 8 dakikadır kayıtlıysın oğlum. Ne yapacaksın öyle? Sonra Ali abin uğraşıyor onları editlemekle. Kayıttan çıktı mı? Çıkmayacağım. Çünkü çıkınca başka video giriyor değil mi? Evet, ama zaten öyle olması lazım. Biz onları sonra birleştiriyoruz çünkü. Bu arada halen aslanın kanalına abone olmadıysanız şuradan abone olmayı unutmayın. En son 20 bin aboneye geçmişti, gerçekten hızlı büyüyor. Tek videosu var. Ne kadar oldu? Şu an 20 bin aboneye geçtin. İlk videonda 110 bin izlenmedi. Hızlı. Evet, hızlı hızlı. Hadi gel, kahvaltısı yiyeceğiz. Hadi gel. Mama hiç dinlemiyor da kendi kanalım olunca. Çünkü hiç kimse bir... Herkes bununla başlıyordu bence. Biz ilk kanalımızı açtık. Ben dedim ki videoda, bu video 5000 izlensin, ne istersen yapacaksın dedim. Hatta dedim annenin New York'ta yemek ısmarladım ilk videomuz 5000'i geçince. Bizim videomuz hiç izlenmiyordu. Senin ilk videon 110 bin izlendi. Bizim kaç katımız biliyor musun? 20 katımız. Hep böyle biz tüm gün birbirimizi mi çekeceğiz asla? Evet. Hadi gel, kahvaltı hazırlayacağız. Çektim, ben çok açıyorum. Çektim seni. Lokatisita, lokatisita, aç şarkıyı açacağım. O şarkıyı mı açacaksın? Şimdi durdurdum, buraya lokatisita yazacağım. Lokatisita kate? Ne? O ne oğlum, ver bakayım ya, vurma şu pijamalarını, ver şunu. Loko mu yazayım? Loko ne demek biliyor musun İspanyolca'da? Hayır, loko ya. Loko kaskasista. Aha! Bu aslan bu aralar buna sardı. Değişik bir video. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bir ara çok popülerdi. Hazır mısın? Evet, sesini açacağım. Hayır, annem uyanır. Benziyorsun ha, o da senin gibi. Durma. Valla bu eve ilk girdiğimiz gün aslan televizyonu bunu keşfetti. Herhalde televizyon denenirken bunu açmışlar. Sürekli ana ekrana çıkıyordu. Bir süre bununla dans ettikten sonra sıkılmıştık. Ama şimdi tekrardan aklımıza geldi. Aklıma bir fikir geldi. Su tabancasına su doldurup anneni satarak uyandıralım mı? Sen yap onu nasıl? Niye? Sen yap bir gün, ondan sonra diğer gün ben yap. Niye, korkuyor musun? Evet, çünkü hoca beni çok fena kızar. Kızmaz. Kadar... Gel yapalım. Sen kamerayı tut, ben yapayım, tamam mı? Sen gel. Ver tamam. Su tabancaları. Takip et beni. Bayağı merak ediyorum bu iş ne olacak. Çünkü daha önce bayağıdır aklımda vardı bu olay ama yapmamıştım. Şu ufak olanla mı yapsak? Ya hayır, bunun içinde... En azından musluk suyuyla dolduralım da bari yatak matak ıslanmasın. Yani ıslanırsa da temiz suyla ıslansın. Nasıl fikir? Bu video benim kanalımda olacak, tamam mı? Ya oğlum, 2 günlük YouTuber'sın, hemen pazarlığa başladın ya. Ama onu almadı değil mi? Burada yok. Banyoda. Begüm, ne yapıyorsun? Hadi gel, seni bekliyoruz. Bir şey söyleyeceğiz sana. Hadi gel. Ya ıslansın ne olacak? Ama konuşayım. Şimdi ıslan. Hayır aslan. Kızma. Tamam, gidelim, boşver. Biz kendimizi ıslatalım. Boşver. Annen anlamadı bunu. Baba, hadi şimdi ne
Oğlum kahvaltı yapacağız ya. Hayır, ninjalık. Yapma lütfen ya. Yapma. Ya gerçekten yapma. Daha yeni uyandım. Yapma ya. Her tarafım ıslattı. Hoşlanmıyorum ya. Please. Hayır. I will shoot you down. Ya of aslan ya. Keşke deni olsaydı şimdi. Şu an var ya ne eğleniyorduk. Gel kahvaltı hazırlayayım ben sana. Sıkıcı rutine geri dön gel. Hayır çünkü ondan sonra bir çekeceğiz. Ondan sonra sen arabotu gündeyeceksin. O da olur. Klasik kahvaltımızı hazırlayacağız şimdi. Oğlum tamam bitti o zaman. Son 5 dakika önceydi. Nuk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 
Tamam. Aslında benim sürekli yaptığım bir kahvaltı çeşidi var. Dün hastanede onu yapmıştım. Hatta yumurtalarını kendi kırmıştım. Yumurtaları yine sen kırar mısın? Evet dostum. Çal dostum. Çal dostum bu. Tamam al buradan hadi hindi al. Nerede hindi? Oğlum hindi alsana. Ay çok şok. Orada değil. O hindi mi? Ha. Öfte. Al sana. Sucuk al. Sucuk mucuk aldım. Sucuk mucuk. Dostum sucuk mu? Ya sabah birisi tavayı kullanmış ve yıkamadan burada bırakmış. Görüyor musun aslan? Hiç sorumluluk. Kaç tane yumurta? Bence 5. Tamam. Sana ninjalık oynayacağız. Ninjalık mı? Sen bir tane su tabanca alıyorsun. Islatmaya çalışıyorum. Ben de kaçıyorum kaç. Ve ben de seni... Tamam. Neyse haya onda. Haya yapıyorum. Tamam. Hadi. Aa sen yumurta kırma yarışması yapalım mı? Evet. Ama biraz da. Aa yumurta kırma yarışması başladı. Biliyor musun ne? Ben senden uzaklaşınca kötü rüyalar geliyordu. Sen dün gece kötü rüya gördüm dedin. Neydi kötü rüya? Evet. Muhtemelen birkaç saatini PlayStation oynayamamıştı. İşte adamı bir film izliyordu. O filmde birazcık korkunçtu. Sucuk istiyor musun? Evet sucuk mucuk doğuş. Nasıl kesiyorum? Çok kötü. Daha kırdın. Oğlum oynaşma yumurtalarla. Allah Allah. Kötü kokar gerçekten yapma aslan. Çizgi var. Bir şey söyleyeceğim sana. Ha. Annem var ya, terk eder İstanbul'a döner. Tamam. Ama nasıl baba ve bütün aslancığım, o yumurta kırılınca çok kötü kokar. Dedim bu ne diye. Ya bir yumurta kırılınca ne kadar kötü kokar. Kötü kokar üstünde. Abi koksun, avuza atlarız, ne olacak ki? Evet yapalım şimdi. Bütün gün ne yapalım baba? Kaplan nerede? Baban kaplanın yanına da inecek. Ben de burada PlayStation oynayacağım. Hayır, biliyorsun PlayStation kurallarını. Burayı dün bir fare kemirmiş. Ne? Sen kemirdin ya oğlum. Ben kemirdim. Alacaksın ama çok onun yarısını al. O çok fazla. Hakikaten çok fazlaydı. Şimdi işin en eğlenceli yerine geldik. Ben bunu böyle tutacağım. Hı? Hazır mısın? Evet. Sen üstüne vuracaksın. Hangisi kırılacak bakalım. Tamam, kim iki kırıldı? Benim. Sen kaybettin. Ben niye? E çünkü seninki kırıldı. Ne niyeti mi var? Elleme yumurta ya, elleme. Allah. Hazır mısın? Evet. Benimki kırıldı. Hiç tamam. Eğlenmedi adam ya. Bence çok eğlenceli. Ben bunu çok severdim küçükken. Tamam. O! Dök içine. Lan! Şunun içine. Sarıları alıyorum ha. Niye? Tamam almayayım yeter bu kadar. Sen de beraber yiyeceğiz sen. Hey! Ya bak, önce sucukları çevirecektim ya. Koyuyorum yumurtayı. Koy Doğuş. Hadi! Doğuş Bey koydu. İlk kez Doğuş Bey bunu kaçırdı. Ya bu kadar herkese atmışsın Doğuş Bey. Bak burası en önemli yer aslan. Şimdi diyecekler ki bunu izleyenler, tahta kaşık kullan, metal kaşık kullanma. Hatta bana mesaj atmışlar, Begüm ablaya söyleyeceksin diye de. Bizim yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. Evde tahta kaşık yok çünkü. Vardı biz mi kullanmadık? Ne yapıyorsun Doğuş? O ne? Annenin en sevdiği şey. Bak. Ben. Kokla. O Hindistan cevizi ya. Kokonat. Sürmek istiyorum. Sürür, suratına sür. Öyle değil, hepsini değil. Öyle değil. Biraz al. O tamam. Vücuda sürülenden mi? Bu her yeri sürülebiliyor. Yiyebiliyorsun bunu. Eline sür, suratına sür, her yerine sür. Oh. Ya yemek için ayrı değil mi? Çok güzeldi. I want to go on a date with Doğuş Bey. Ay, Hindistan cevizinde kokusu işte.
ballı ekmek istiyor musun? Sevdin mi aslanını? Adı ne? Asi. Asi mi? O ne ya? Nasıl bir isim Asi? Benim ikinci adım Asi. Asi mi senin ikinci adın? Evet. Atma aslan. Asi. Senin ikinci adın ne? Doğuş Bey. Aa, gel bunu takalım sana, kaplanın kolyesini. Hayır. Çok güzel, ben takacağım onu. Bakayım nasıl olurdu. Bir de üstüne annenin yeni aldığı şapkayı tak böyle. Bakayım. Çok yakıştı. Bence bayağı iyi oldu. Çok güzel oldu. Dok dok, çok çok dok doklar, dok doklar. Duruyor mu ayakkabı? Duruyor. Düşüncesi evet. Düşünce hissedersin zaten. Nedir bugünkü planın aslan? Bütün gün anne botta kalmak. Hayır, bütün gün o yelkende kalmak. Sevdin mi yelkeni? Evet, yani işte dream tekne, dream. Gerçekten mi? Ama ben böyle bir tane plan. Tamam, o zaman şöyle yapalım. iPad'imi arayıp tekneye koyup belki yemek yiyeyim, ondan sonra birazcık o teknede oynayayım. Ondan sonra... Oğlum teknede oyun oynamak için değil, onunla yelkenli yapmayalım mı? Yelkeni öğrenebilirsin aslında istersen. Ne? Yelkenci olabilirsin belki sen de. Ne, yelkenci olmak çok tehlikeli. Neden? Niye? Çünkü rüzgar belki çok çok eşer. Ama işte rüzgar esince daha hızlı gidiyoruz. Orada dayın kendi öğrenmiş, kendi sürüyor. Yani sen de ileride istersen yapabilirsin, bir kaptana ihtiyaç duymadan. Sonra kız arkadaşın alır, kız ya arkadaşını hayır da alırsın. Ya böyle yapma. Ben yapmayayım. Şimal mı böyle? Şimal mı? Kız arkadaşın olmayacak mı? Margo. Ya olmayacak. Madison. Ya olmayacak. Başka kim vardı? Margo yatırıyor musun? Ben ya hatırlıyorum Margo'yu. Hayır, onu PlayStation'da oynuyorduk tenis topumla. Madison? Hayır ya! Ne kokasitta. Nasıl konuyu değiştiriyor? Kız arkadaşım... Ama bir şey söyleyeceğim, senin kız arkadaşın büyüyünce olacak aşkım. Niye olması lazım? İstemiyor musun? Hayır. Hiç kız arkadaşın olmayacak mı senin? Hayır. Sen evlenmeyeceksin mi? Hayır, çünkü hep seninle kalacağım. Aa aşkım benim, ama senin de evlenme. Sonra ben yaşlanacağım ama anneanne gibi olacağım. Nasıl anneanne bey olacak? Çok ayıp. Baba da böyle. Yahoo! Bubu! Herkes böyle oldu. Ay, yürüyemiyorum. Yarın da biri. Ama hayır, onu düşünmedim. Ne düşünme zaten, çok küçüksün. Ama hızlı büyüyor. Hızlı mı büyüyorsun? Evet, 16 kilo yaşıma gelince büyümüş olacağım. 16 daha çocuksun. 16'da ne oluyorsun biliyor musun? Ne? Teenager oluyorsun. Yani? Reşit olmuyorsun, 16'da hala. Ne zaman ona geçeceğim? Ona mı? Evet. Ona varman az kaldı. Ne kadar? 3,5 sene falan. Aaa, doğuş yaptın mı? Şimdi bu sene 1. sınıfa başlayacaksın ya. Evet. Sonra zaman çabucak akıp geçecek. Annen duygusala bağladı ya. Bu video çok heyecanlı, yüksek şey gidiyordu. Birdenbire sular senden olduk burada. Olabilir. İnsanlar benim çekmemi seviyorlar. O yüzden şikayet edeceklerini düşünmüyorum doğru. Ama ben çok daha güzel. Seninki en güzeli zaten. Aslan şemsiye eder misin bir kere? Şemsiye. Gerçekten şemsiye desene bir. Şemsiye. Şemsiye takmadı. Şemsiye nerede? Şemsiye nerede? Yani. Yallah. Düşecek. Yakıştı mı? Bana. Hadi oğlum kızım. Ay burası hep sim. Aa, elim sıkıştırdım. Ne? Burası hep sim. Begüm'ün kamera koyması müthiş yani, gerçekten öyle güzeliz ki böyle hep beraber yan durmamız gerekiyor şu anda. Böyle durursak düz oluyor. Niye böyle bir şey yaptın ya? Hay Allah'ım ya Rabbim, dur şunu düzelteyim bari. Hey, benim kameram nerede? Allah. Dur, annem bir şey yapacak. Allah. Tam tatilci oldum şu anda. Bir dakika bunu. Aslan ya, baksana. Ya fotoğraf çekelim. Şöyle bir fikrim, teklifim var, dün düşündüm. Bence sen her gün 10 tane mekik çekmelisin. Ne mekik? Uzay mekiği. Baban sana yardımcı olur.
Tamam. Hadiye ben de mutfağı toplayayım. Sonra sahile inelim, olur mu? Evet, ben sahile. Kano yapabilirsin babanla. Zaten onu yapacaktım. Kanoyla tekneye götüreceğim onu. Evet, onu yapsana. Çok zevkli. Oğlum ıslanmıyorsun ki, denizin üstündesin. Evet. Sen bana bırak. Siz arabotu da o gideceksiniz. Ben de ama yavaş yapalım. Bu senin mi? Aslan. Baba. Benim temiz eşyalarımın arasından çıktı o. Ciddi mi diyorsun, atıyor musun? Vallahi ya. Onu baba da... ne olur mu? Baba Minecraft'i doğuş. Herkes şu an başka bir şeyden bahsediyor. Bu gerçek mi diyorsun ya? Senin mi zannetmişler? Hayır, benim eşyalarımın arasından çıktı. Dün gece ben de buraya getirdim. İstiyorsan sen de giyebilirsin. Maske yapalım. Giy. Hadi yemeğini ye. Sen yemeğini ye. Ben yiyorum dedim. Hazır mısın? Evet. Evet, artık sahile iniyoruz. Bir türlü inemedik. Kahvaltı faslı biraz uzun sürdü. Bu arada Begüm, tutar mısın şunu bir? Size bir şey göstermek istiyorum. Benim yeni okul çantam. Evet, tak sırtına. Buraya geçeyim. Dön bakayım arkanı, bir tur at böyle. Biraz büyük oldu. Belki aslana bir küçüğünü yaptırırsın. Bir de ben tutayım bakayım bende nasıl oluyor. Dokunmazsın, doğru. Oğlum getirdi ya. Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Niye kötü oldu? Birazcık sığmadı sana. Bunu aldım, gözlüğümü alayım. Çocuğumuzu kremledin mi? Yok, gel süreyim. Gel bir güneş kremi sürelim. Bak bak, selfie yapıyor orada. Çocuğum. Ay, krem yedi. Ay. Vücuduna sür, ona bir sürprizim var. Tişörtünü çıkar. Niye? Çünkü vücuduna sürmen lazım. Tabii onu sürmeyeceksin değil mi? Başka bir şey süreceksin. Niye, onu da sürebilirim. Tamam. Geldin arkadan. Ya artık giremiyorsun büyük olduğun için. Giremiyorsun büyük olduğun için diyor. O ne demek be? Baba yaşlanıyor bayağı. Baba yaşlanıyor mu? Evet. Annen genç değil mi? Evet ama anneannem daha genç. Ay, ne kadar basit de. Şeyde göstereyim mi, güneş kremini çok soruyorlardı. Gel tişörtümüzü giyelim Aslı. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Yine bir sturm. Sturmdur, sturm. Sturm. Oo, sen de crop topu giymişsin bu arada. Dön bakayım. Güzel. Bu bana olmuyor tabii değil mi? Kızlar öyle. Evet, hadi. Hadi gidelim. Begüm ne yapıyorsun? Dur, elimi sıkıştırıyor. Anlamadım, komple mi kapatıyorsun? Bunu da kapatalım. Evet. Sabah beni ıslatmanı baban mı söyledi? Evet. Hı. Bunun hepsi babanın fikriydi. Hepsi babanın fikri miydi? Evet. Hmm, sen hayır yapmayalım dedin mi? Yazık anneme dedin mi? Demedin mi? Hayır dedim ama dinlemedi baba. Hmm, baban bazen böyle sulu şakalar yapıyor değil mi? Evet. Ben pek hoşlanmıyorum. Sen hoşlanıyor musun? Çok evet. Aa, anladım. Baba bazen beni de yapsın. Sana da mı yapsın? Evet. Sulu şaka mı? Islatamaz. Hızlıyım çünkü. Ha evet. Gitmişti. Belki dede eve bir işe gidiyordu, ondan sonra geri geliyor. Olabilir, o da olabilir. Aslan ve bir türlü bitmeyen soruları. Hafif stres oldu. Dedim ki aşağıda kanoya bineceğiz dedim. Kanoya binmemek için şu anda biraz bize savaş verdi. Onun haricinde devamlı soru sorup biraz konuyu dağıtmaya çalışıyor bence. Bana öyle geliyor. Ben seni götüreceğim Adabot'a. Çünkü hayır, yapmayacağım o kanoyu. Ulan Allah'ın kanosu ne var? Denize kıçım bile değmiyor. Buradan gidelim. Hayır, kano yapmayacağım. Tamam, biz annenle yaparız. Sen bizi izle. Hayır, sizi de izlemeyeceğim. Sadece Adabot'un çağımını izle. Önce ben kanoya bineceğim, ondan sonra da botu çağıracağım. Dalga oluyor çünkü. Çocuk aşırı inatçı ve bu kime çekmiş anlamadım. Ben bir tane... Anlamsız bir korku var ama yani. Allah'ın kanosu yani, kıçın denize bile değmiyor. Ne olabilir ki? Ben de ona katılıyorum. Anlamsız korku çoğu şeyde var. Ve şimdi sahile geldik. Peykerle kaplan Kanadalar, onları yakaladık. Şimdi kaplanla kanoya bineceğim. İnşallah aslan gibi ağızda çıkarmaz. Yeni şeyleri biraz kapalılar ve daha açık, daha rahat olmalarını istiyorum. Bence her baba bunu ister. İnşallah yavaş yavaş alıştıracağım onları. Kaplan! Let's go out to see. What we can see. Whoa, no babies are coming. Aslanla mı biniyorum, kaplanla mı biniyorum? Bence kaplanla. Kaplanla mı? Evet. Tamam. Eğer fikrin değişir, binmek istersen söyle bana, tamam mı? Tamam. Çünkü çok zevkli ve hiçbir tehlikesi yok. Bir tehlikesi olsa ben seni onu yaptırmam ki. Ama
düşeceksin gibi gözüküyor. Hayır. Ben sana nasıl çalıştığını anlatayım mı kanalım? Şimdi o şeyin üzerine oturuyorsun. Hiçbir yerine su gelmiyor. Sonra bu küreği eline alıyorsun. Küreği çevire çevire gidiyorsun, geliyorsun. Rollboat gibi. Evet, aynen rollboat. Aynen öyle. Ve ben bugüne kadar çok yaptım. Hiç korkulacak bir şey yok. Ben seni tehlikeye atmam zaten. Ben senin babanım. Ama söz. Arabotu sen götüreceksin. Tamam, götüreceğim söz. Bunu siz aslında şeyde yapmıştınız. Evet, bunu geçen sene demarşta yaptık. Biz gidiyoruz. Bay bay. İskelede de bekleriz seni. Drone kullanmak ister misin? Hayır. Aa, hadi geldi. Oh. Aa, ben çıkacağım bu araca. Aa, ben çekiyorum. Oğlum arı geldi kafana, araya vuruyorum, ne olacak bunda? Hadi gel. Hayır, gelmeyeceğim. Ya gel, oğlum gel buraya. Hayır. Arı marı yok, yanlış gördüm ben, gel. Şaka yaptım. Evet, şaka ne arısı ya, olsun hemen kanlı sende. Korkulacak bir şey var mıymış? Rahatız değil mi şu anda? Denizin ortasındayız. Adabot da orada. Bunlar hadi, neyi bekliyorum? Adabot'a mı gidelim? Evet. Tamam, sen onu bana ver. Nerede bekle lütfen. Dalgalar yapmayın. Ya hadi hadi hadi. Nereye gidiyorlar sence? Bilmiyorum ama. Ha, düşecek. Ya baba, denge bozuluyor. Hadi. Tamam. Bağırma. Gitmek istiyorum. Tamam. Hadi buradan geçebilir misin tekneye? Bekle, beraber gideceğiz. Tamam, bekle. Sen çık, telefonu sana vereceğim. Ama kim alacak bunu? Ne oldu orada anlamadım. Orası karıştı gibi sanki. Aslan teknenin içine girdi. Doğuş kanoyu park etti sanırım. Göremiyorum tam. Ama onu al, gidiyor. Gitti. Gitti bu. Biz buraya geldik sürpriz yapmaya. Ada nerede? Adayı bıraktım sana işte. Sen orada zannediyor. Ama ben de buraya geldim. Tam geri gidelim o zaman. Hayır, geri gitmeyeceğim. Gitti zaten. Evet, Doğuş da tekneye binmiş. Yok, Doğuş geliyor şu anda. Magazinci gibi oldu. Evet, Doğuş geliyor. Mission complete. Başarıya uğraştık. Aslan teknede ve Doğuş kanasıyla geri geliyor. Kahramanımız Doğuş hızlı hızlı yanımıza doğru ilerliyor. Dünyanın en saçma şeyi oldu. Biz anlamadık. Ben orada... Aslan... Ada orada diye oraya gitti. Ada da aslan burada diye buraya geldi. Şu an ada, ada orada, aslan burada. Yani tam tersi yer değiştirdi çocuklar. Aslan orada ağlıyor. Hayal ismiyle düştü. Sen iPad peki oyun. Niye bir ara tekneye çıkar gibi yaptın, geri döndün? Hayır, ben anlamadım. Ada orada sandım. Aslanla adayı buluşturacaktım. Dönecektim. Baktık ada yok. Şimdi adayı arayın, ada gelsin dedi tekneye. Evet, duydum. Yakup aradı. Karışıklık olmuş ada. Aslan nerede? Aslan tekneye gitmiş. Sen buraya geldin. Ben de gelmek istiyorum be. Ay tam, Doğuş seni bıraksın mı? Hayır, ben onunla gitmeyeyim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Diyorum ki tekneye seni kanoyla bırakayım diyorum. O gidiyor. Botla geçiyor ya. Şu an hayallerim yıkıldı. Size şu an söylesem hadi gelin kanoyla geçelim diye, gelir misiniz gelmez misiniz? Yorumlara yazın. Bence gelirsiniz. Çok mutlusun değil mi ada beni tercih etmediği için? Kız halaya çekermiş. Ben olsam ben de tercih etmezdim kanoyu. Seni... Ortalık karıştı. Niye? Bu sefer de Reci burada kaldı adanın iPad'iyle. Bari Reci'yi bırakayım tekneye. Reci! Reci gel, bırakayım seni. Bari bir kişi bırakayım yani, o kadar ıslandım. Hadi gel kaplana bakalım bari. Oh. Aa, bu arada şey, babam mesaj attı. Hadi gel açılacağız yazmış. Hayda, şimdi oradaydım ben. Ben zaten oradan Reci'yi çağıracağım. İyi. Adanın kıyafetleri falan ondan. Sen oradaki takım taklamadı, toparla buraya gel. Tabii ben bir ayarlayıp geleceğim, tamam, sen bekle. Tamam, gelsin ama ben bekliyorum iskelede. Son 45 dakikadır anlamsızca kano yaptım. Öyle işte, şimdi tekneyle açılacakmışız. Bakalım nereye gideceğiz. Ve tekneye ayak bastık. Tekneye ayak bastık da drone havada, onu bir indirmemiz lazım. Ve hareket edeceğiz. Alayım mı drone'u buraya? Evet evet, hareket edeceğiz. Unuttum Begüm ya, kullanmaya. En son karantinada kullandım. Hah, buldum, tamam. İniyor mu? Şimdi yavaş yavaş indiriyor. Şu an çok parlıyor ışık, onu ayarlamaya çalışıyorum. Ben şimdi şey,
tekne giderken önde güneşleneceğim. Güneşleneceksin. Yandım. Ayağım yandı. Yürü. Şimdi güneşleneceğim, ondan sonra tekne durunca da yüzeceğim. Orijinal bir fikir, gerçekten çok iyi bir plan. Aynısını ben de yapacağım. Şimdi hareket ettik, yavaş yavaş hızlanacağız, çökertmeye doğru gidiyoruz. Yaklaşık 1 saat falan sürecek. Hava da bugün rahat, sakin. Yarın bayağı bir sertleşecek. Yavaş içeri geçmem lazım çünkü biraz hızlanıyoruz. Dur gözlüğümü alacağım. Annen hatırlar, sen neden hatırlayacaksın? Annenle biz daha çıkarken annem benim gözlüğümün üzerine oturup kırmıştı, biliyor musun? Bayağı şatank diye gözlüğüme oturmuştu, gözlüğümün sapı kırılmıştı. Hayır. İnsanlar çocuklarıyla boğuşur, hayvanlar da bunu yapar. Aslanlar gider aslan yavrularıyla boğuşur, köpekler köpek yavrularıyla. Sen de benim yavrumsun, ben seninle boğuşurum. Sana biraz taktik öğretmem lazım. İtibariyle geldik. Doğuş uyumuş herhalde. Onu kaldırayım diyorum. Çünkü çok güzel bir yere geldik sanırım, çökertme koyu. Doğuş geldik. Boynum tutuldu. Sizi geldi mi? İntikam aldım senden. Soğukmuş ama. Ve bana attığın su da soğuktu. Evet. Of. Ay, sen diğer sesi duydun mu? Kamera da duydum. Geldik mi? Geldik. Çökertme koyu çok güzel. Hadi atla. Artık denize girme zamanı. Hatta aşağı indim ama bakın. Sen şimdiden hazırsın girmeye. Evet, seni bekliyordum. Hadi atla. Atlayayım mı? İlk kim atlayacak? Ben. Bu arada GoPro'muz yok, o yüzden çok mutsuzum. Çok güzel bir deniz var şu an. Rengini size anlatamam yani. Fıstık, fıstık, fıstık ama çekemeyeceğim. O yüzden diyorum ki drone'umu alayım şu karşıya sokayım. Gitsin orada takılsın. Hem bizi çeksin hem uçsun falan. Zaten 25 dakikada çıkarız bence. 25 dakika çok. Değil miyim işte, drone'un süresi o kadar. Soğukmuş su çünkü. İyi, bu kamerayı şuraya koyayım, biz atlayalım. Düşerse? Düşmez. Ben ona inanıyorum, düşmezse sen. Tehlikeli mi şu an? Vallahi ben sorumluluk almak istemiyorum. Ben hafif korkuyorum bekliyorum. Bir bakayım, dursun bakalım ne olacak. Önce ben gireyim istersen, onu ben çünkü kontrol edemem bir şey olursa falan. Drone'u? Evet. Haydi. Dur bir dakika. Ne? Bilekliğimi çıkaracaktım da. Dur. Lan bu aşağı iniyor gittikçe. Kaybetme. Aa, cebine koyma, onun atlarsın suya. Atla. 1-2 Soğuk mu? Evet. Ya bu drone gittikçe aşağı iniyor ya. Çivi çivi. Geleyim mi? Gelme. Gel gel. Tamam dur. Alıştın artık herhalde. Ha, bir de öyle bir savurdun ki bacağım acıdı. Biraz daha gentle inseydi. Oh, güzel ama. Evet evet, kötü değil. Eski Türk filmlerindeki havuzdan çıkma sahnesi. Evet. Vallahi kendime geldim ya. Evet. Havlu tutayım mı sana? Yok, bir duş alacağım. Kamera var, beni ıslatamazsın. Kameraya geldi solak. Evet. Bak. İşte dedim kameraya geliyorum ya. Acıktın mı? Biraz. Ne kadar biraz? %70 %70 Gözlüğümü unuttum. Ben gözlüğümü hiç alamıyorum çünkü gözlüğüm kırıldı. Bugün bir hikaye anlatıyordum ya, Begüm gözlüğüme bastı kırıldı diye. Aynısını aslan yaptı bugün. Nasıl gidiyor? Süper. Abi, ay beni tanıştım. Nasılsın? Sağ ol, sen nasılsın? İyi valla. Bot mu gidecek? Aha. Nereye gidecek bot bu ya? Bot gidecek. Hadi gel otur aslan. Artık ne tarafa çevirsen oraya gider. Tamam mı? Ya ben
kullanıyorum. Şu an aslan mı kullanıyor? Evet, aslan kullanıyor. Hakikaten mi? Evet. Aslan. Creation'da bir uçak kullanmadığın kaldı, o kadar. Aslan. Bak, bu taraf deyince sancak diyorum. Bu tarafa çevir deyince iskele, tamam mı? Bak, iskele deyince ne tarafa çevireceksin? Bu tarafa, tamam mı? İskeleye çevir bakalım. Aferin be. Şimdi sancak tarafına çevir birazcık. Of, tamam, böyle kalsın. Zevkli mi? Hadi bak şimdi, şu biziz, bizim teknemiz. Şu da gitmek istediğin yön. Mesela karanlıkta buradan da gidebilirsin, önünü göremezsen. Aslan iskele, aslan iskele. Bu tarafa. Aslan iskele. Güzel. Senin boyundan ne kadar uzayacak ki? Herif sırık gibi oldu, şuna bak. Büyüyünce sana da kaptan ehliyeti alalım mı? Al. Sen de yelkenli kullan. Beni götürür müsün? Evet, ben evet alalım çünkü bu yelken çok güzel. Aslandan çok güzel kaptan olur ha. Kaptan mı olur güzel? Evet. Olabilir. Tipi şey yani. Böyle. Sait mi? Sait. Hadi gidin siz, tamam, çok konuşuyoruz. Yelkenleri mi açıyoruz? Beynimiz açılmasın, tut. Geliyoruz. Şimdi önden çağrı geldi. Yelkenleri açacakmışız, o yüzden arkaya geçiyoruz. Ada iskele. Aslan iskele. Tamam, yeter bu kadar. Böyle gidin. Şimdi sancak. Süper. Şimdiki çekimimizde güzel bir yelkenli de Geno 51 yelkenlisinde. Borç Bey, ne yapıyorsunuz burada? Bir anlatın bakalım. Bir şey yok, turistik tatile geldim. Hayırdır? Bakmaya geldim. Güzelmiş ama bu yelkenin olayı. Yelkeni tavsiye ediyor musunuz gençlere? Tavsiye ediyorum. Ben bir şey isterdim ama böyle bir çılgın bir rüzgar olsun, böyle yan yan gidelim isterdim. Ben bir gün öyle bir yelkene bindirdim, bir daha binmedi. Peki şu andaki hızımız yaklaşık 7-8 knot farkındaysan. Denizi döve döve gidiyorsunuz Doğuş Bey. Mutluyuz. Siz yelkeni boş verin de bu kasları nasıl yapıyorsunuz, onu anlatın bize. Bu en kötü halim benim ya. Kaslar gitti dediniz, en kilolu halim dediniz. Evet. O zaman birkaç hareket gösterir misiniz gençlere bu kasların geri gelmesi için? Şınav olabilir, mekik olabilir. Değişik bir iki hareket gösterin. 15 tane çekelim. Çek bakalım. Kurallara uygun. Tabii ki, popo dışarıda. Popo aşağıda. 1, 2, 3, 4, 5, 14, 15. 25 oldu. Hayır, dur devam. Aslan, niye? Aslan babanın beline otur çekerken. Hadi devam. Hadi 1. 1. Evet, hadi 1. Aslan 3 kilo, hadi 2. Hadi. Aslan çok ağır. Yelken turunuz bitti. Şimdi bu yelkeni bizim teknenin yanına bağlayacağız. Ondan sonra da geri döneriz herhalde. Begüm, geri dönecek miyiz? Evet. Saat 5 olmuş zaten. Evet, ve ben halen spor yapmadım. Gerçi biraz önce şınav çektik. Ama o sayılmaz. Sevdin mi yelken turunu? Ben çok sevdim. Alacağım mı? İsmini de Begüm koy. Şöyle bir kitleme yaptı ki. Tekneye biliyorsun kız ismi konu. Öyle de. Tekneye de İngilizce'de she diye bahsedildi. Tamam. Olsun. Queen Begüm. Peki dövme yaptırsam onun yerine? Ne dövme? Şimdi belki tekne almam. Dövme yaptırayım şurama. Begüm yazdım aldım ben. Biz de yedik. Takipçilerin de yemez. Hadi gel tekneye gidelim. Let's go. Hadi. Begüm, ayağın kaysa aşağı düşsen ne olmaz? Telefon cebimde, o kötü. Çantam alayım ben. Oo, bayağı riskliymiş ya. Hiç göründüğü gibi değil. Bu olmadı ya. Hayır, bas ya, kolay. Senin amacın beni araya düşürürsün. Hayır, düşmezsin ya araya. Peşin motorla çalıştırdık, artık eve döneceğiz. Bu arada Aslan yelkenliğinde kaldı. Orada kalmak istiyormuş. O yüzden biz de hayır demedik ama biz döneceğiz. Çünkü ben bir spor etmek istiyorum. Begüm de çok önemli işleri varmış. Ya iki çocuğum olduğu için diğer çocuğum yanındaydı. Evet, diğer çocuğum. Bu arada gözlüğüm yok. Arada bir karambol sırasında Aslan gözlüğümün üstüne basmak suretiyle yamuktu. Bu şu gözlük takamıyorum, o yüzden bakamıyorum. Bu arada bayağı bir yandım, onu da hissediyorum. İnşallah kızarmam. Şu an var ya, abartıyorsun. Gerçekten üşüdüm. Şura ne ya? Güzelmiş, benden de bakıyorum. Aa, adam adaya ev yapmış. Bayağı. Kendine ait bir adan olsun ister miydin? İsterdim, bilmem. Ne olurdu adanın ismi?
Tavşan Adası. Var Tavşan Adası ya. Biliyorum ismini. Ha. Hadi ben gidiyorum şuraya. Tamam hadi. Ve an itibariyle geri geldik. Yolda biraz güneş etkisini kaybettiği için üşümeye başlamıştık. Begüm içeri kaçmıştı, sonra ben de biraz kaçtı ama yine de tabii ki çok eğlenceliydi, keyifliydi. Bol bol D vitamini aldık, aynı zamanda biraz karardık. Çünkü 2,5-3 haftadır buradayız. Bir türlü yanamamıştık. Bu iyi oldu bizim için. Şimdi eve gideceğiz. Kaplanı sabahtan beri görmüyoruz. Kaplan ne durumda ona bakacağız. Zaten aslan sonradan gelecek. Bakalım kaplan ne yapıyor? Muhtemelen ya yemek yiyordur ya da bir şeyler izliyordur. Bu ne zaman geldi buraya ya? Şimdi geldi. Şimdi mi geldi? Kaplan. Ben de senden bahsediyordum. En çok kaplanı özledim. Sabahtan beri görmüyorum diyordum. Mama, baba. Evet, ala yaptın bize değil sen mi? Güzel oldun. Dedim ki eve gideceğim, kaplanı göreceğim. Aşağı indim. Bir şeyler içmeye bir geldim. Kaplan gelmiş. Kapinin şortunda bak, monsterlar var galiba. Çok güzel. Monsterlar ama mı ama kaplan var? Yine yemeği ağzıyla yememiş. Pizza yedim. Bana niye yedim? Sarışın olmuşsun sen yine. Çok güzel yapmış. Çok güzel kokuyor bu ya. Zaten benim bebeğimsin. Break dancing. Go on them. Yeah. Hareketlere bak. Break dancing. Woo. Woo. Hop. Hop. Sorry, bang back. Woo. Hop, hop. Dikkat et. Hadi bir Yay! Can I show you my skills? Yes, please. Your turn. Yes, Kapi. Ne yapacaksın? Taklatacağım. Ulan unuttum ben. Yıllar oldu taklatmayalı. Yerim sakatlı. Bakmıyor ki. Bakıyor, izliyor. Kaplan's turn. Okay. Ay hadi flamingo yap, evet. Oh, hadi gel flamingo yap. Like this. Oğlum gel şuraya göster. Gel tut elimle göster. Tamam ben de böyle yapıyorum. Yeah! Oh, look at him. Zoe'ye look at him. Gözünü aldım Begüm'ün, o yüzden bakamıyor şu anda. Az sene video. Bitti mi video? Bitti video artık. Yani bugün biraz karambol bir gündü. Plansız, evet, programsız işte. Bir gün ama yine de en azından hep beraber güzel vakit geçirdik. Kaplan her ne kadar en sonunda bize dahil olsa da onun da sahilde güzel vakit geçirdin eminim. Aslan için de güzel oldu. Yerkenliği görmek istiyordu. Onu denedi, kullandı. Bayağı dolu bir gün oldu. Bundan sonra herhalde ben bir ay daha video çekmem. Ya bir salın vallahi, tatil yapalım ya. Şimdi zaten sezon başlayacak, koşturmacadan hiçbir şey yapamayacağım, anlamayacağım. Değil mi? Evet. Katılıyorum. Kıyamadım, al gözlüğünü ya. Bir de aslan... böyle daha iyi olmuyor mu? Yani böyle aralıklarla çekince hem dolu dolu oluyor. Evet ama çok hem fazla baskı oluyor. Geliyor bana. Sürekli evet, video. Ben de yoruluyorum. Sen ne zaman çekeceksin? Yakında çekerim. Videoyu izlerken siz de eğlendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve... Benim kanalıma abone olmayı. Unutmayın. Bundan sonra artık hedefimiz 500 bin. 500 bine 23 bin... Yok, matematiğim şu an sınıfta kaldı. Matematiğim. Benim de 200 bin bu arada. Tamam ya. Arkada çok fena müzikler çalıyor. Arkada... Çok kötü. İnşallah yayına gitmiyoruz. Hemen kapatmalısın bence. Hadi bence sen videoyu kapat. Müziği kapat şimdi. Kapatmazsa daha çok açar. Eğer videoyu izlerken eğlendiyseniz lütfen videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve tabii ki Begüm de kanala abone olmayı unutmayın. 500 bine çok az kaldı. Muhtemelen 20 bin kişi sonra falan 500 bin oluruz. Begüm de hedefi 200 bin. Bu arada Aslan da 20 bini geçti. Good job. Good job. Sıra Kaplan'da. Aç. Görüşmek üzere. Bay bay. Şarkı çok güzel. Adam. Ne adamı? Şarkının adı. Adam. Bye mama. To this little.